Merhaba, hoş geldiniz. Dünkü oynanan Ukrayna maçını ön plana alarak Dünya Kupası yılında milli takımı konuşacağız. Arkadaşlarım Onur ve Melih yanımdalar, hoş geldiniz. Dünkü maçı ben ikiye ayırmayı planlıyorum. 2-0 geriye düştüğümüz an ve Ozan'ın golüyle 2-1 yakalayıp sonra 2-2'ye getirmeye çalışılan bölüm. Hatırlatmak için söylüyorum. 24. dakikada Yarmolenko penaltıdan bir gol attı. Sonra 27'de 3 dakika sonra Kravets'in golü geldi ve 2-0 geriye düşmüş olduk. Oraya kadar olan bölümü Onur nasıl değerlendireceksin? Ya bir kere önce Ukrayna takımındaki değişimden başlayalım. İşte Şevçenko'nun başa gelmesiyle bir hücumcu yani gelmiş geçmiş en iyi hücum oyuncularından biri takımın başına gelince takım da daha çok pas yapmaya ve hücum yapmaya meyillenmiş. Öyle gördük biz. Hani bununla beraber ilk 15 dakikada yani bizim kaleye şutumuz olmayınca Melih zaten bahsedecektir. Bir Mehmet Topal'ın çekmiş olduğu şut dışında pek bir organizasyon da göremeyince ve Ukraynalılar da işte pasa dayalı, sahaya iyi dağılmaya dayalı bir oyun felsefesini benimseyince atakları geldi. İşte orta sahadaki zaten dizilimlere baktığımız zaman da bir fazla orta saha oyuncuları, onlar daha bir 4-5-1 gibi oynadılar. Biz 4-4-2 gibi oynayınca ister istemez orta sahadaki üstünlük onlara geçti. Sertlerdi. İlk yarım saat de sertlerdi. Sahaya iyi dağılmışlardı. Ve takımı gençleştirmiş Shevchenko. Euro 2016'dan farklı bir ilk 4 oyuncu gördük savunmada. Kaçeridi, Rakitski ikilisi ki çok önemli oyunculardı. Onları göremedik. Onun yerine daha genç bir takım var dediğim gibi. Ve daha önemlisi, fazla uzatmayayım ben, Zinchenko ve Kovalenko gibi iki genç yeteneği de sahaya monte etmişti. Ve hep söylediğimiz bir şey var. Yarmolenko ve Konoplyanka bu takımın gizli oyun kurucularıydı. Güzel bir harmanlama yapmışlar. Yani Dizilişi görelim bu arada dizilişte bunları görebiliriz. konuşurken. Dediğim gibi sahaya çok iyi dağılan, iyi koşan, ne yapmak istediğini bilen bir takım vardı. Ve evet ilk yarım saatte hatta ilk 15-20 dakikalık periyotta hiç oyun oynatmadılar. Nitekim iki gol de gayet organize bir şekilde geldi yani. Dizilişi görüyorken o senin dediğin şeyden bahsedeyim. Bir orta saha fazla görünüyordu. Evet. Ya Rakitski bölümü özellikle. normalde bizim milli takımımızın çok kullanmadığı bir diziliş vardı. Onunla ilgiliydi. Çift forvet pek kullanmıyoruz aslında. Orayı boşaltmak Ukrayna'nın daha mı etkili olmasına sebep oldu yoksa bizim daha mı etkisiz olmamız onlara mı yaramış Ya oldu? açıkçası ikisi de yani hani doğrusu söylemek gerekirse çok kendi sorunun cevabını da çok güzel bir şekilde verdin aslında. Hani şöyle bir şey var. Orta sahadaki mesela benim gördüğüm Türk milli takımı hani şeyi sağlayamadı. Forvet hattı ve hücum hattı arasındaki bağı sağlayamadı. Çünkü orada işte bir fazla Ukraynalı oyuncunun olması ki orada Stepanenko zaten maçında ben özellikle not almıştım. En fazla top kapan oyuncusuydu. Orayı ilk yarıda süpürdü yani. Top yaptırmadılar. Kovalenko ve Zinchenko geriye gelince Konoplyanka ve Yarmolenko'ya da yer açıldı. Ve zaten 3 dakika içerisinde de işi bitirdiler. En azından ilk yarım saat için. Böyle de Anladım. özetleyebiliriz. O zaman buraya kadar olan bölümde Onur abiden farklı olarak söyleyeceğim bir şey varsa Ekleme yapabilirim olur, belki. onu Yani dinleyelim. şöyle diziliş hakkında yine konuşmak gerekirse ya Fenerbahçe'nin bu sezonki işte en büyük sıkıntısı zaten orta saha. Hani hep orta saha tartışıyoruz. Bizim dün milli takımda gördüğümüz orta sahada Topal ve Ozan'a emanetti diyebiliriz oradaki mücadele. Dolayısıyla Ukrayna'da 3 kişi çıktıktan sonra orada mücadeleyi kaybettik ve topun kontrolünü kaybedince zaten top bizde değilken iyi bir oynayamayan milli takım görüyoruz. Bu uzunca süredir böyle. Euro 2016 elemelerinden bu yana böyle. Top bizde olduğunda daha iyi oynayabiliyoruz. Yani topun hakimiyetini sağlayamayan milli takım ilk yarıda haliyle 2-0 geriye düştü. Sonra 2-1'i her ne kadar yapmış olsak da duran toptan. Ama ikinci yarıya geçeyim mi istersen? Şeyi konuşalım istiyorum. Yediğimiz gollerin, yani stoperler mesela biz zaten penaltı ve orada Ömer'in bariz bir hatası olduğunu söyleyebiliriz Evet, galiba. ben de aynı şeyi düşünüyorum. İkinci golde de yine hem orta sahanın hem stoperlerin bir problem yarattığını düşünüyorum ben. Yani stoper ikilisiyle ilgili neler diyebilirsin Stoper Melih? ikilisiyle ilgili Euro 2016 zamanı epey tartıştık zaten. Hakan Balta ve Topal ikilisi stoperde oynuyordu. Topal'ı artık Euro 2016'dan sonra orta sahaya geri çekti Fatih Terim. Fakat bu defa Ömer Toprak takıma 2 yıl sonra monte ettikten sonra Hakan Balta ve Ömer Toprak iyi anlaşamadı. Dün bunu gördük en azından. Gayet İlk uyumsuzlardı yarıda yani. uyumsuzluk
Ya evet, bence de en büyük problem Ömer Toprak'ın çok kötü oynamasının, ya belki de çok ondan kötü değildi. Aynen öyle. Hakan Baltır'ın hani sırıtan ben hatasını hatırlamıyorum mesela. İlk yarıda oynadı zaten sadece. Ama asıl problem iki oyuncu birbirine çok aynen uyumsuzdu. İkinci yani golde de gördük zaten. Bir iletişimsizlik var gibi de evet, yani. Kopukluk var gibiydi. En anlaşması gereken 3 oyuncudan ikisi ya. Yani kaleci ve stoperler takımda yani en anlaşması aynen gerekiyor. Öyle. Yani şey, Hakan'la Ömer birbirlerine habersiz oynuyorlardı neredeyse. Tandem ikisi değildi. Mesela beklerle tandem gibi görünüyorlardı daha çok. O yüzden daha geleceğiz ama İzlanda maçında da ikisinden birinin yerine muhtemelen Mehmet Topal'ın oraya çekilmesini öngörüyoruz. Yayından önce konuştuğumuz. Yani evet, öyle görünüyor gibi. Yani, Topal da çok fazla yardımda bulunamayınca savunmaya zaten ilk yarıda. Çünkü orta sahanın yükü de onda. Dolayısıyla öyle. İkisi iki gol geldi yani, pek sürpriz olmadı. O zaman 2-1 ben de katılıyorum. 2-1 olan bölüme geçelim. O zaman Ozan'ın attığı kornerden gelen evet, gol var. Orada sinsi sinsi girip zaten atıyor. Ozan evet, evet, son anda karar vermiş gibi yayından önce muhabbetini yaparken. Orada Ukrayna savunması zaten teşekkür etmek gerekiyor. Yani Ozan'ı hiç kimse, ya kötü bir alan savunması olmuş evet, Ukrayna adına. Duran top Hakan Çalhanoğlu'nun. Ki, çok pardon, şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde de maç boyunca işte hava topu kazanma oranı %70 Ukrayna'nın Türkiye'ye karşı. Herhalde işte dediğim gibi Ozan Tufan orada sızınca böyle ceza sahasının içinde aynen farkı yaratmış yani. İzlanda maçında zaten en dikkat etmemiz gereken noktalardan biri o hava topu meselesi olacak. Evet. %70'e %30 Ukrayna'ya karşı zayıf kaldığımız nokta. Şimdi Ozan'ın golünde ortaya yapan isim Hakan Balt, pardon özür dilerim, Hakan Çalhanoğlu. Penaltıdan gol atan da Hakan Çalhanoğlu. Bununla ilgili bir istatistik evet, vardı sende. Hakan Çalhanoğlu Türkiye'nin oynadığı son 9 oynadığı maçlardaki son 9 golün 5'ine direkt katkıda bulunmuş. 3 gol basit olarak. 3 gol ve 2 asistle. Hakan'a bağlıyız ama Hakan'ı yanlış yerde oynattığımızı düşünüyoruz. Bir de ben de buna kesinlikle katılanlardanım. Sol açıkta Hakan Çalhanoğlu verimsiz kalıyor biraz daha. İki seçenek. Hakan'ı oyundan çıkaramayız gibi gözüküyor. Hücum değil mi? Etkisini görünce. Direkt etkisini yani görünce. Hiçbir şey için neyse duran top kullanması için bile. Nerede kullanabiliriz Hakan'ı? Hakan'ı 10 numarada. Forvet arkası oynatabiliriz. 4-2-3-1 sisteminde. Mesela ikinci yarıdaki gibi. Ama aynı zamanda orta sahaya da denilebilir. Bu dün Mehmet Demirkol böyle bir yorum yapmıştı. Hakan'ı orta sahaya çekmek ve Ozan'ı belki biraz daha işte ileride evet, pres kabul edilebilir bir şey aslında. Denenebilecek kesinlikle bir yöntem. Ozan ileride daha bir baskı yapar. Hakan arkada. Şöyle paslar de bir durum var. Ben de size katılıyorum. Hakan'ın doğru yerde oynamadığını, hatta kendisi de bence bize katılıyor ki soldan çok o 10 numara dediğimiz bölgede aynen öyle bir şey söylemiş. Evet. Ortalama pozisyonlara bakınca evet, ortalama zaten pozisyonda tam da kayıyor yani. Sol tarafımız boş kalıyor bizim. Sol taraf boş kalıyor. Aslında yani bu belki bir taktik olarak kullanılıyor olabilir Caner oynadığı için. Çünkü Caner de aslında solda görünüyor böyle. Orta saha çizgisinin ilerisinde yine ortalama aynen pozisyon için söylüyorum. Acaba bu taktik olarak maçtan önce düşünüldü mü? İşte Hakan daha çok ortaya yaklaşsın, Caner'in önü açılsın, Caner ileride kalsın. Zaten hani Mehmet Topal savunmanın içine giriyor. Onun da ortalama pozisyonu savunmaya şimdi gayet yakında. Evet. Ama işte ilk başta senin dediğin işte Mehmet Topal'ın savunmaya yaklaşması, zaten iki orta saha olması o çok büyük bir alan yaratmış oldu Ukrayna'ya orta sahada. Aynen fena öyle bir boşluk yaratmış ya oldu. Ben bu konuyla ilgili sadece tek bir şey söyleyeceğim de. Şimdi sen mesela bunun öncesinde düşünülmüş mü gibi organizasyona dair bir soru sormuş olur. Aslında burada Melih daha da iyi cevaplayacaktır ama hani Türk milli takımının organizasyonel yapısına bakmak lazım. Ya doğrusunu söylemek gerekirse hani bazı takımlar planlı kaos diye yeni bir şey icat etti. İşte daha önce bir arkadaşımız da Rotasyon dergide yazmıştı işte Doğa arkadaş. Leverkusen hani bu taktiği uyguluyor. Planlı kaos. Bizde bu da yok yani bence. Biz plansız kaos oynuyoruz yani. Çıkın Allah ne verdiyse hani aslanlar, kaplanlar. Son 25 dakika. Son 25 dakikada zaten onun yani yine gireriz. Gelelim oraya. Tamam gelelim. Son 25 dakikada gerçekten çok keyifli bir maç izledik. Kabul. Ve yine de tabii 3-1'i bulabilecek, 4-1'i bulabilecek Ukrayna ataklarını da gördük hepimiz. İşte direkten dönen toplar, içeriye kat etmeler, soldan gelen ismini hatırlayamadım ama bek oyuncusunun içeriye kat edip vurduğu şutlar vesaire. Ama netice itibariyle hani bir
mental bir tırnak içine gaz söz konusu. Bu gazı aldığınız zaman zaten bu takım çok ilginç bir kimliğe bürünüyor. Onu da emarelerinin ziyadesiyle gördük. Maçı da alabilirdik gibi. Hani bir çıkarıma da varabiliriz aslında. Alabilir. Sen pası buradan Melih'e atmış oldun. Aynen öyle. Ben 2-0 geriye düştüğünden beri milli takım. Yine bir Opta istatistiği paylaşayım. 2008'deki Çek Cumhuriyeti maçından bu yana ilk kez bir maçı kaybetmemişiz. 2-0 geriye düştüğümüz. Yani bunlara örnek son zamanlarda yine Euro 2016 İspanya maçı, elemelerde İzlanda maçı 3-0 yenildiğimiz. Ondan bu yana ilk defa 2-0'dan sonra bir dirayet gösterebilmişiz. Maç sonu basın toplantısında Fatih Terim ona da değindi. Hani 0-0 bitmesinden çok 2-0 aynen geriye öyle düşüp 2-2'ye gelmiş olmamız hani kesinlikle takıma güven verdi falan. Vay. Keşke maçı kazansaydık da oralara gelmeseydi başka bir mesele. Yani. Tabii bu bir ekleme daha yapayım. Bu hani topu orta sahada kaptırdık diye konuşuyoruz. Topa hakim olamadık ama yine hücum silahlarından bahsetmek lazım. Hücum silahımız da yok bunun dışında. Hani top bizde olduğu az zamanlarda da Emre Mor'a bakıyoruz. Yani dün de görüldü zaten özellikle. Emre Mor zaten yine bir Opta istatistiği. Acayip bir istatistik. Dün isabetli pastan daha çok çalım attı. 7 isabetli pası var maç boyunca, 10 tane çalım var. Yani tam kontrolsüz güç ya. Aynen öyle. Ben de şey diyorum yani, ancak bu kadar iyi oynayarak bu kadar kötü oynanırdı yani. Evde onu yap yani. Hani mesela özet yapmışlar. Dortmund'dan takım arkadaşlarından biri, şu an hangisi olduğunu hatırlayamadım. Twitter'da onu paylaştı. Emre'nin o çalımları attığı bölümlerin bir video klibini yapmışlar hemen baştan sonra. Yani işte Messi gibi falan bir şey. Ama aynen yani hani bal yapmayan aradan başka bir şey. Yani lezzeti evet yok. Arada bir gerçi verilmeyen penaltı yani var, onu da ekleyelim. Evet, bir verilmeyen penaltı var gibi görünüyor. Yani Emre'nin bu yeteneğini başka bir şeye dönüştürmesi gerekiyor ya galiba. Çok pardon da şunu da söylemeden edemeyeceğim. Emre'nin hani bir fotoğrafı vardı ya, böyle sosyal medyada falan çok konuşuldu. İşte Burak'ın arkasındaki o gülümsemesi falan, böyle biraz daha mütevazı çocuk imajını hani biz böyle bir bağrımıza basasımız da var ya bizim. Onu bir basmıştık ama dün bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama herhalde paralel şeyler düşünüyoruz. Gerçi bu kelime de bu aralar bayağı neyse. Şöyle bir şey var. Hani içine sanki böyle biraz Caner, biraz Burak Yılmaz, biraz Fatih Terim, hepsinden bir çorba yapılmış da o ruha bürünmüş gibi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben yeri rolünü üstlendim gibi ya, oldu ama. Galiba Emre büyüyor. Böyle kötü bir durum var galiba. Büyüdüğü için oluyor galiba bunlar. Olabilir. Yani işte bulunduğu yer Türkiye çok iyi. Türkiye havası yaramamış herhalde. Galiba. Yani Dortmund'da bu yetenekleri başka bir şeye dönüştürmek için çok iyi bir ortam var aslında. Evet, değil mi? Tuhal. Umarım Tuhal yani ona daha dönüşecektir. Daha çok zamanı var açıkçası hakikaten. Görelim. İşte ondan bahsedecektim. Caner'e benziyor aslında ve Caner de hani maçta onu da yaptılar. Yani bu kadar itiraz edilmesini hiç normal zaten bulmuyorum. Zaten kendi sahamızda olmasaydı Caner muhtemelen kalamazdı oyunda. Aynen yani öyle. Aynen kurallara öyle göre kesinlikle Caner'in atılması gerekiyor dünkü maçta. Ben de aynı şeyi düşünüyorum yani. Buna bir müdahale edilmesi lazım yani. Önümüzdeki evet, maçlarda. O takımda gergin hava zaten. Dün Fatih Terim yine basın toplantısında ilk bahsettiği şey, bu bazı işte olayları oyuncularımızdan uzak tutamamışız. Performansın düşüklüğünü özellikle ilk yarıdaki buna da bağladı zaten. İşte biliyoruz zaten olayları, bu bazı yıldızların milli takımla kadrosuna alınmaması vesaire. Bu tabii doğal olarak takıma da yansıyor. Zaten Fatih Terim her zaman gergin bir insan yani. Bazı gergin yıldızlar teknik adam demişken Arda'dan bahsettiğimiz herkes biliyor galiba. Onu da açık açık söyleyelim. Arda olsaydı senaryosunu konuşsak ne dersin? Ya ilk yarı için konuşalım bence bunu. Değil mi? Yani daha tamam, çok oradan girmek lazım. Aslında taktiksel olarak herhalde daha çok eleştiriyoruz ama Arda olsa şu olurdu değil mi? Yani haliyle topu daha çok tutardık. Zaten istatistiğe baktığımız zaman %40'a %60 yani kendi sahanızda oynadığınız mutlaka kazanacağız diye çıktığınız bir maçta %40 topla oynuyorsunuz ve sizi ikiye katlayan pas oranında bir Ukrayna var. Bu durumda şu anda da hani bir istatistiksel olarak bildiğim kadarıyla yanılıyorsam lütfen düzeltin ama Neymar'dan daha etkili olduğuna dair bir istatistik yayınlanmıştı bu sezon Barcelona'da. Ya hani işte Uğur Meleke'nin bahsettiği gibi biraz da yani bu eğer herkesin milli takımıysa yani Fatih Terim'in milli takımı değilse Arda'ya tabii ki ihtiyacımız ki kendisinden her ne kadar oyununa çok bir lafım yok ama karakter olarak çok hoşlanmıyor olsam da hani bu takımda bu adama ihtiyaç vardı yani. Yani olsaydı topu tutar. Hatta maalesef tırnak içinde Selçuk'a da ihtiyaç vardı yani.
İlk yarı için oraya konuşuyor. Oraya geliyordum. Melih'e soracağım onu. Arda ile Selçuk'un ikisiyle aynı soruyu Onur abiye sorduğunu sana soracağım. Yani Arda ile Selçuk neleri değiştirebilirdi maçta? Topun bizde kalmasını sağlayabilirler tabii hep bahsettiğimiz nokta dünkü maç için. Arda ile Selçuk aynı zamanda daha tecrübeli oyuncular. Yani özellikle Ozan Tufan yine hala her ne kadar gol atmış olsa da eksikliklerini görebiliyoruz. Ve Hakan Çalhanoğlu'nu Arda özellikle soldan alır ve oyunun içine dahil edebilirdi. Hala bir yönde doğru düşünüyoruz. Hakan Çalhanoğlu yanlış yerden alırsa çok daha farklı bir hücum silahı eklemiş olurduk takıma diye düşünüyorum. Hakan mesela geçen hafta Bundesliga'da haftanın oyuncusu seçildi. Biraz form tutmuş durumda. Dolayısıyla böyle değişiklikler geçen sezona olabilir. Göre hem milli takım maçlarında hem kulübünde kesinlikle de Arda'nın da performansı artık Arda başka zaten bir yere. Yani milli takımda geçen yıl kötüydü. Kulübünde de kötüydü. Ama artık eğer olsaydı iletişimle ilgili problemler aşılıp da takımda olsaydı bence iyi bir performans sergileyecekti. Ben de aynı şeyi düşünüyorum açıkçası. Yani keşke görebilseydik. Şu an olsaydı diye konuşuyoruz ama emin de olamıyoruz tabii. Doğru söylüyorsun. Bu maçı bitirelim. Önümüzdeki maçlara bakalım. İzlanda maçına bir bakalım. İzlanda maçında taktiksel değişiklikler bekliyor musun Melih? Pazar günü olacak. Taktiksel değişiklik ya, özellikle ilk 11'de olmazsa sürpriz olur. Çünkü zaten Fatih Terim de söyledi. Ya zaten ikinci yarıdaki hamlelerinden dolayı bunu öngörmek çok normal. İki çift forvetten vazgeçip muhtemelen yine tek forvetle her çoğu zaman olduğu gibi başlayacak milli takım. Burada orta saha meselesi yine kritik durumda kalıyor. Belki yine ikinci yarıdaki yapılan değişiklik gibi Tolga ilk 11 başlayabilir. Ki bu noktada ben olumlu düşünüyorum. Böyle denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra Volkan Şen'in durumundan tam emin değiliz. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Dün 77. dakikada girdi. Volkan Şen belki ilk 11 başlayabilir solda. Yine Hakan'ı oradan kurtarmak amacıyla. Ki Volkan Şen de yine Emre gibi etkili bir hücum silahı adam eksiltme konusunda. Forvet ikilisinden birisi başlayacaktır, Cenk ya da Enes. Dün Fatih Terim yine basın toplantısından sonra Enes'i aslında ilk yarıda oyundan çıkaracağını, fakat hani genç oyuncuyu kaybetmemek açısından ilk yarının içinde değil de 20. veya 30. dakikada değil de devre arasında beklediğini söyledi. Bu güzel bir hamle kesinlikle. Dolayısıyla Cenk başlar diye tahmin ediyoruz. İzlanda maçında Fatih Terim'in yine Euro 2016'da bir lafı vardı. İspanya ile oynayacağımız maçtan önce hani nasıl bir oyun planı düşünüyorsunuz sorusuna. Valla ne yaparsanız yapın rakip İspanya, onlar sizi yaslar demişti Fatih Terim. İzlanda karşısında bizim yapmamız gereken de bu olmalı diye düşünüyorum. İzlanda zaten %30 topla oynama istatistiğine sahip olan bir takım Euro 2016 boyunca ama çeyrek finale kadar gelmeyi de başardılar. Dolayısıyla eğer İzlanda karşısında topa sahip olursak, zaten yine bahsettiğimiz gibi topa sahip olunca iyi oynayan bir takımız, o zaman fırsatlar buluruz. Fakat zaten İzlanda 130 topla oynayan bir takım. Yani savunmada çok dikkatli olmamız lazım bu sefer. Çünkü onlar böyle oynamaya alışık. Şimdi burada stoper ikililerinde belki bir değişiklik yapılabilir. Demin bahsettiğimiz gibi Ömer Toprak ve Hakan Balta ikilisi uyumsuz kalıyor. Belki yine öyle 2016 gibi Topal stopere gelebilir Ömer Toprak'ın yerine. Çünkü Balta'yla fena bir uyumları yok. Daha önce beraber oynadılar. O noktada Tolga Ciğerci, Ozan Tufan gibi bir orta saha ikilisi oluşuyor gibi gözüküyor. Yayından önce benle paylaştığım bir şey vardı. İzlanda'nın bir hücuma çıkma şekli var aslında. Başarılı olduğu kadar kaleciyle. Evet, İzlanda çok hızlı çıkıyor. Kaleciden forvete grup maçlarında Euro 2016'da 30 tane isabetli pas. Pardon, bir de Euro 2016'nın bizzat kendi içinde grup maçları, yani grup maçın içinde ne, yani bu maç başına 10 isabetli pasa tekabül ediyor aslında. Yani bu ürkütücü ya. Acayip bir istatistik. Çok hızlı çıkabiliyorlar. Kafa toplarında çok etkililer. Hem kaleciden gelen, yani direkt kafa toplarında hem de duran toplarda. Taş da buna dahil olmak üzere. Birçok golünü taştan atıyorlar bu kaptan Gunnarsson'un uzun taşlarıyla. Kendisi de eski handbolcuymuş zaten. İzlanda duran top takımı gibi gözüküyor. Dün de Finlandiya karşısında yine attıkları 3 golde de bir duran top etkisi var. Birisini direkt kornerden,
Diğerini korner sonrası paslaşmadan açılan ortayla. Üçüncü golü de son golü de yine orta sahadan açılan bir duran topun sonucunda buluyorlar. Duran top savunması en azam konu olacak pazar günü bizim için. Sana soracağım İzlanda maçına. Şunu soracağım önce, devamında sen yine eklemek istediklerini eklersin. O kaleciden direkt forvete giden paslar, yani uzun toplar sık sık göreceğiz gibi görünüyor. Dünkü penaltı saymazsak yediğimiz gol yine bir uzun topla başlayan bir goldü. Yani stoperlerin o uyumsuzluğu İzlanda maçında başımıza çok iş açar gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Vallahi zaten söylemiş olduğun şeyi Melih'in söyledikleriyle de harmanlayıp şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir kere biz organize bir takım değiliz. Ya bunu gördük. İkinci yarıda da dediğim gibi ben organizasyondan ziyade hani o hep işte biz bitti demeden bitmez söyleminin arkasından hani bir şeyler üretilmesini görüyorum. Tabii ki böyle pozisyonlar verebiliriz haliyle İzlanda'ya karşı. Çünkü İzlandalılar da hani çok organizeler. Kendi ülkelerini futbol okuluna çevirme gibi projeleri var gibi görünüyor yani. Bayağı lisanslı sporcuları vesaire falan var. Buna dair bir yazı okumuştum. Ne kadar çünkü kapalı salonlarda da çalışıyor. Aynen o meseleler falan da var. Ama asıl bence dikkat çekici nokta İzlanda milli takımı oyuncularının büyük bir çoğunluğunun yani kendi ülkelerinde haliyle oynamıyor olması. Tamam bizde de oynamayanlar var ama hani fiziksel olarak daha önceden liglere başlamış takımlarda oynayan oyuncuları var. Bu da onları oldukça diri tutuyor ve hani bence bir fark yaratabilir bu. Tam bir takım görünümündeler. Her ne kadar Lagerbach hani beraber Harald Grimson'du, buraya yazmışım ama okumakta yine zorlanıyorum. Bir dişçi biliyorsunuz 400 kişi oturup şu anda yani özellikle bu turnuvadan sonra 400 kişi oturup taktik falan konuşuyorlar. Herhalde bizi izlemişlerdir. Oturup konuşacaklardır diye tahmin ediyorum. Bizim hakkımızda konuşmak her ne kadar zor olsa da. Aynen öyle. Yani Fatih Terim bilmiyorsun. Öyle bir üstünlüğümüz var. Neredeyse veri yok yani. Aynen öyle. Yani hani uzun lafın kısası aslında Melih %30 top oynama gibi bir şey söyledi. Ya evet hani kendilerinden daha üstün olan takımlara karşı böyleler ama organize olamayan takımlara karşı %60 topla oynadıkları bir Finlandiya son maçta öyle bir şey varmış. Ve kaleye bol bol şut çekip pasta yaptıkları da oluyor. Yani her türlü varyasyon var. Organizasyon yetenekleri var. Takım diri bir takım. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Uyumlu bir takım. Uyumlu bir takım dediğim gibi ve şöyle bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor unutmadan. Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri bu adamlar. Aslında. Yani. Son maçta bizi kendi sahalarında 3-0 yendiler. 2014'ten beri maç kaybetmiyorlar kendi sahalarında. Balina avcılığı konusunda uzmanlaşan taraftarları var. Son 8 maçta 6 galibiyetleri ve 2 beraberlikleri var kendi sahalarında. Bunlar bizi biraz ürkütecek açıkçası yani veriler. Bütün bu verilerin yanında bizim de dünkü izlediğimiz maçı yan yana koyunca pazar günü ilginç bir maç bekliyor bizi. Ya böyle çok pardon böyle diyorum sonra hani yanılabiliyoruz ama güzel bir maç olacağı benziyor yani hakikaten. Yani gollü de olsa golsüz de olsa bence iyi bir maç olacak. Mücadele. Aynen yani planlı bir takımla bence kaos ve işte biz bitti demeden bitmez bir takım karşı karşıya gelecek. Tamam, bu maçlarla ilgili ekleyecek bir şeyiniz yoksa son bir soru soracağım. Daha yani grup çok erken yani ikinci maçlar oynanan ama ne görüyorsunuz grupta? Yani sadece soruyorum. Nereye gider? Türk milli takımı ilerleyebilir mi? Yakalayabilir mi önündeki şu an? Artık geçilmiş oldu. Puan farkı açılmış oldu. Yani çıkacak mıyız bu gruptan? Ya valla şu anda ben başlayayım istiyorsan. Hani Hırvatistan ve İzlanda 4'er puanda ilk iki sıradalar. Ukrayna ve Türkiye 2'şer puanla 3 ve 4'teler. Hani şöyle bir şey görünüyor ya önümüzde. Şunu söyleyeceğim hemen bölüyorum. En iyi 3. olmak gibi bir durum yok. Yok aynen. Dünya Kupası'nın işler daha farklı diye. Ya benim açıkçası bir tahminde bulunmam çok zor görünüyor. Çünkü dediğim gibi o kadar organizasyondan eksiyiz ki ya gerçekten hani çıkıp da şöyle yaparız böyle yaparız diyemiyorum. Yani son maçta Selçuk'un attı işte frikikle bir anda Euro 2016'ya kaldık ve ben hani şaşırmanın hani son noktasıydı yani hani mümkün olmayan bir şey ya gerçekten. O yüzden bu takım böyle garip bir yapıya sahip. Herhangi bir öngörüde bulunamıyorum ama ilk 3'ün iddialı takımlarından biriyiz ve şöyle bağlayayım, zor bir gruptayız. Euro 2016'da yer alıp aynı 4 takımın yani Euro 2016'a yer almış 4 takımın aynı grupta olduğu tek grubuz. Gerçekten çok zor bir grup yani. Gerçekten bu bence bayağı işte sürprizlere açık olduğunu bir göstergesi. Organize bir İzlanda takımı var.
dünya yıldızları barındıran artı çok kuvvetli bence bir Hırvatistan var. Ne yapacağı belli olmayan Şevçenko ile yeni bir şeyler yapabilecek bir Ukrayna var. Ne olduğunu anlayamadığımız bir Finlandiya var. Yani her şey olabilir gibi geliyor bana. Sen Melih, sen ne görüyorsun? Ben şöyle diyeyim. Hırvatistan'ı ben birinci olarak görüyorum yani. Bunu söyleyebilirim şimdiden. Dün de bunu bence bayağı bir artık perçinlemiş oldular yani. Evet, Kosova karşısında. Hem gol çok, hem ben özetini izledim. Yani çok iyi bir futbol. Hırvatlar yani kadro olarak çok üstünler. Hakikaten onları birincilikten indirmek çok zor olur. Dolayısıyla ikincilik hedeflememiz gerekiyor. Bu noktada da İzlanda en büyük rakiplerimizden biri olarak gözüküyor. Aynen. Yarınki maç kritik olacak diyeyim. Peki. Teşekkür ederim geldiğiniz için, katıldığınız için. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Bugün ve hafta sonu oynanacak maçlarda bütün dünya milli takımlarına başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.